Saygıdeğer izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah bundan sonra haftada üçüncü kez Uyanış adlı bir video serisinde sizlere takdim ediyorum. Burada dinimizde, Kur'an'ımızdaki halis İslam'ı tek tek kısa kısa sizlere arz edeceğim. Evet, birinci programda inşallah çok hassas bir konuyu sizlere arz edeceğim. Sizlerin de çok hassasiyetle izlemenizi ve dinlemenizi istirham edeceğim. Ve buna olur olmaz cahil kesimden çok büyük tepkiler geleceğini de peşinen biliyorum. Sizin de haberiniz olsun. Şöyle arz edeyim, konuya gireyim. Dünyanın birçok yerinde Müslümanlar biliyorsunuz, Kur'an'da arz edilen, bildirilen Ashab-ı Uhdud gibi ateş çukurlarının içerisinde yaşıyorlar. Her taraflarını ateş çemberi sarmış durumda. Evet, aç, susuz, ilaçsız, evleri başlarına yıkılmış, cesetleri enkaz altında, çoğu çocuk, on binlerce ölü, yüz binlerce yaralı. Tüm bu acı manzara dünyanın gözü önünde yaşanıp giriyor. Kimsenin de kılı kıpırdamıyor. Ne var ki biz Müslümanlar olarak Cuma günlerinde durmadan mazlum Gazelilerin kurtar, zalim İsrail'i kahret ya Rabbi diye durmadan beddua yağdırıyoruz. Kadir gecesi, Regaib gecesi, Berat gecesi, Mevlüt gecesi gibi hani mübarek addedilen cahilce onu da belirttim. Gecelerde de sürekli Allah'a bu mazlumlara yardım etmesi için, onları kurtarması için sürekli dualar edilmekte. Zalimlere de beddua furyası var. Allah'ım yardım et. Aynen ebabil kuşları gibi kuşlarını yolla. Eski kavimleri helak ettiğin gibi boranlar, depremler, tayfunlar yolla, fırtınalar yolla. Bu zalimleri kahret diye de durmadan her yerde beddualar edilmekte. Yani işin iç yüzü her şey Allah'a havale edilmekte. Biz buna alışıyoruz biliyorsunuz 1300-1400 senedir de aynı şeyi yaptırıyoruz. Sadece burada değil. Allah bize Ashab suresinin 56. ayetinde Allah ve melekleri peygambere destek veriyor. Ey müminler siz de peygambere destek verin ve onun güvenliğini sağlayın buyurur. Ama biz durmadan salavat çekeriz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım Muhammed'e sen kendin yardım et, kendin destek ver diyoruz. Geçmişte de Musa'da da olmuş bu. Maide 24. ayette hani bildirilir. Musa işte falan toplumla savaşmamız gerekiyor. Allah bunu emrediyor dediği zaman onun çevresindekiler de Musa'ya bizi karıştırmayın, gidin Allah'ınızla ikiniz onlarla savaşın demiş çıkmışlardı. Biz de şimdi maalesef ve maalesef biz de zalimleri Allah'ım sen cezalandır, sen belalarını ver diye işi Allah'a havale edip duruyoruz. Ama lanet okumak, ağıt yakmak, mersiye düzmek, beddualar etmek, ölenler için şehit gittiler diye avunmak, daha bedduanın bin bir türlüsü hiç işe yaramıyor. Yaramayacak da uyanalım. Aklımızı başımıza alalım. Allah'ın mesajına bakalım. Özetle önce söyleyeyim mesajı. Rabbimiz bize diyor ki Allah zalimlere dünyada ceza vermez. Onların cezası ahirettedir. Bunu unutmayın.
Ha, müminlere yardım eder. Müminlere yardım ayrı bir konu. Onu daha önce çok işledim. Şimdi biz şurada onu belirteyim size. İbrahim suresinin 42-43'te. Bakın bunu yazın. Sakın şirk koşarak yani zalimlerin yaptığından Allah'ı gafil sanma. Duyarsız, bilgisiz sanma. Evet. Ancak o onları başlarını dikerek koşacakları, gözlerin dışa fırlayacağı bir gün için erteliyor. Onların bakışları kendilerine dönmez ve onların gönülleri bomboştur. Ve bu Allah ilke kararını, zalimlerin cezasını dünyada vermeyeceğini daha birçok ve birçok ayette birçok kez bize bildirdi. Şimdi Fatır 45'te onu burada belirteyim. Fatır 45'te ve Allah kazanmakta oldukları şeyler dolayısıyla insanları sorgulayıp cezalandıracak olsaydı yeryüzünde küçük büyük hiçbir şey canlıyı bırakmazdı. Velakin onları adı konmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Nahil 61. Ve eğer Allah yanlış iş yapmaları nedeniyle insanları sorgulayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünün üstünde irili ufaklı tüm canlılardan hiçbir şey bırakmazdı. Velakin onları adı konulmuş bir süreye kadar erteler. Artık onların sürelerinin sonu gelince de ne bir saat ertelenebilirler ne de öne alabilirler. Evet. Bu ayetlerde gördüğünüz gibi Allah zalimlerin cezasını dünyada vermiyor. Onu belirteyim. Bunu yazalım. Bundan hiçbir zaman şey yapmayalım. E ne yapacak o zaman? Böyle şey yapalım. Ha. Allah zalimlerin cezasını insanlara verdirtiyor. Müminlere verdirtiyor. Siz vereceksiniz diyor. Evet. Allah sünnetullah gereği almış olduğu ilke kararları gereği kötü insanların zulmünü iyi insanların müdahalesiyle önlüyor. Şimdi Bakara 251'de unutmayın. Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla savması olmasaydı yeryüzü kesinlikle bozulur giderdi. Aynı şeyi Haç suresinin 40. ayetinde eğer Allah bir kısım insanları diğer bir kısmı ile def edip önlemeseydi mutlak surette filiz, tomurcuk, ağaçtaki meyve, toplanmış tahıl, bakliyat, kıraç, arazide diken, yapılı bina ne varsa hepsi tüm alışveriş yerleri, çarşı pazar, tüm salat destek yerleri, iş, istihdam ve istihsal yerleri, eğitim öğretim kurumları ve güvenlik merkezleri ve işlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan mescitler yerle bir edilirdi. Evet, gözü dönmüş kapitalistler bunu yapardı. Bunu unutmayın. Haç suresinde de bu da var. Ama şimdi size şunu söyleyeyim burada. Tevbe suresinin 14-15'inden olan paragrafta onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın ve onları rezil rüsvay etsin. Sizi de onlara karşı muzaffer kılsın. Görevi kime verdi? Bize verdi. Onlarla savaşın sizin ellerinizle dedi. Bakın. Muhammed 4:6'da eğer Allah dileseydi elbette onları cezalandırıp adaleti sağlardı. Fakat böyle olması yani size bırakması sizi birbirinizle denemek içindir. Evet. Gördüğünüz gibi dünyadaki zulmü kaldırmak, fesadı engellemek, kan dökümünü ortadan kaldırmak müminlere verilmiş bir görevdir. Hatta ve hatta Nisa suresinin hani 75'inde size ne oluyor da Allah yolunda bakın ve ey Rabbimiz bizleri bu halkı kendi benliklerine haksızlık eden kimseler olan
Memleketten çıkar, nezdinden bize bir koruyucu, yol gösterici, yakın, nezdinden iyi bir kurtarıcı kıl diyen, zayıf düşürülmüş erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İşte Gazze'yi göz önüne getirin. Bu ayeti de iman sahibi insanlar olarak aklımızdan çıkarmayalım. Bu görevi Allah bize verdi. Onu söyleyeyim, buna verdi. Özellikle Gazze adını aldım. Niye biliyor musunuz? Size burada bir ek bilgi vereceğim. Gazze'nin İslam öncesi, yani Müslümanlar için önemi ne biliyor musunuz? Bir, iyi dikkat edin. İki noktaya dikkat edeceğim. Birincisi, Peygamberimizin dedesi Haşim var ya, Haşimi diyoruz Kureyş'ten. Haşim'in mezarı Gazze'dedir. Bir. Ama en önemlisi bir şey daha var. Bunu belki de dünyada ilk benden duyacaksınız. Ama kadim kitapların hepsinde, kadim lügatların hepsinde var olan bir bilgi. Gazze sözcüğü Huzze diye de okunmakta Araplarca. Huzze diye oturdukları zaman nedir biliyor musun? Huzze, Oğuz Türkleri demek. Oğuz Türkleri. Huzze, Oğuz Türkleri. Orada şöyle der, onlar Huzze cinsü mine Türk diye geçer. Türk'ün bir parçası, Oğuz Türklerini ifade eder. Öyleyse burada size şunu söyleyeyim değerli dostlarım. Allah bizim yani yanlış bize inandırıldıkları gibi gökten ebabil kuşlarıyla bilmem Ebrehi falan yok etmedi. Zaten tarihte öyle bir şey de olmadı. O ayrı bir şey. Bedir'de Cebrail'i gönderip müminlerle yardım etmedi, savaştırmadı. Ayrıca Ad kavmini, Semud kavmini, Lut kavmini, Metin kavmini de depremlerle, zelzelelerle falan yok etmedi. Onları Allah helak etmedi. Onları tarih kitaplarını okuduğunuz gibi, mesela Sümerleri Akatlar yok etti. Ondan sonra isterseniz Anadolu'ya bir gelin. Yani öyle söyleyeyim. Anadolu medeniyetin içerisinde ülkemiz olarak ne var? Öyle söyleyeyim. Hattiler var, Hititler var, Frigler var, Lidyalılar var, İyonyalılar var, Urartular var, Persler var. Ama bugün bunlar yok. Evet, bunlar yok. Bunlar da hepsi böyle depremlerle, zelzelelerle değil. Normal olarak ya karşı güçler tarafından ya da İş patlamalar nedeniyle şey oldu. Mesela burada Semud ve Medyen tamamen halk ayaklanmasıyla oldu. Sarsıntı dedikleri halk ihtilalidir. Hani Rusya'daki yapılmış ihtilal gibi, Çin'deki gibi. Halk ihtilali neticesinde helak oldular eskiler. Daha bunları siz çoğaltabilirsiniz. Ben bunları ileride de size daha uzun uzun yaşayacağım. Öyleyse ne diyelim? Evet. Netice şu, gözümüzü açalım. Allah zalimlere dünyada ceza vermez. Zalimlerin cezasını müminler eliyle verir. İşin özü bu. Hoşça kalın.